barış buluşmasını yapmak üzere Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Sayın Yavuz Işık'ı kocaman alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlediğimiz bu fuarımızda sizleri bir kez daha ağırlamaktan gurur ve onur duyuyoruz. Sektörümüz 6 milyar dolar cirosunu aşan ve yıllık hacmi 105 milyon metreküpü bulan üretimiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bu rakamlar inşaat sektörünün en temel konunun hazır beton sektörü olduğunu göstermektedir. Bu başarıda her bir firmanın çabasının yanı sıra birliğimizin çalışmalarında büyük rolü bulunmaktadır. Betonun özelliklerini, performansını geliştirmenin ve beton üretiminde kaliteyi sağlamanın yolu bilimden ve denetimden geçmektedir. Tesislerimiz kalite güvence sistemi tarafından sürekli habersiz denetlenmektedir. KGS uygunluk belgesinin alınması, plasal belirlik kuralların eksiksiz yerine getirilmesi olmazsa olmaz kriterlerimizdir. Sürdürülebilirlik konusunda sektörümüze öncülük ediyoruz. Beton Sürdürülebilirlik Konseyi ve Concrete Sustainability Council belgelendirme kuruluşu olan KGS yetkilendirme tarihinden bu yana 8 çimento fabrikası, 10 hazır beton üretim tesisi ve 2 agrega tesisi olmak üzere toplam 23 tesiste belgelendirme hizmeti vermiştir. KGS tarafından ilk yurt dışı CSE belgesi 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ne verilmiştir. Beton konusundaki araştırmalar üniversitelerin yanı sıra birliğimizin akredite yapı malzemeleri laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Laboratuvarımız dayanıklık deneyleri başta olmak üzere betonla ilgili spesifik analizleri de yapabilen Türkiye'de Türk akredasyonlu tek laboratuvardır. 1994 yılından bu yana pompa ve transmisyon operatörleri, santral operatörleri ve laboratuvar teknisyenleri birliğimizin sertifikalı eğitimlerinden geçmektedir. Birliğimiz bünyesinde sektör çalışanlarına ve beton kullanıcılarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenlemeye devam ederken Mesleki Yeterlilik Kurumu kanununa göre Türkiye Hazır Beton Birliği üzerine düşen görevi yapmış ve Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki ve Yeterlilik Merkezi'ni kurmuştur. Birliğimiz sektörün teknik donanım ve üretim kalitesi açısından gelişmesinin yanı sıra Avrupa'ya örnek olacak bir ilke imza atmıştır. Hazır beton sektöründe iş kazalarını önlemek, sektörde iş güvenliği açısından farkındalık yaratmak ve tesislerin yeterliliğini ölçmek amacıyla 2010 yılından bu yana Mavi Baret İş Güvenliği yarışması düzenlemektedir. Birliğimizin betonun doğru, yerinde ve yaratıcı fikirlerde kullanımını desteklemektedir. Bu doğrultuda betonun yenilikçi, estetik projelerde kullanımını özendirmek için 4 yılda bir Türkiye Hazır Beton Birliği mimarlık yarışması düzenlemektedir. Birliğimiz hazır beton sektörünün çevre bilincini yüksek bir sektör haline getirmek amacıyla da çevre yarışması çerçevesinde ödüllendirilerek sektörümüzün gelişmesini sağlamaktadır. Değerli konuklar, sektörümüzü uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek için çalıştığımızı her fırsatta dile getirmekteyiz. 1991 yılından beri ELKO, Avrupa Hazır Beton Birliği'nin üyesiyiz. Dünya çapında çok önemli bir organizasyon olan ELKO'nun 2014 yılında başkanlık komitesine dahil olarak üyelerimizin Avrupa'da sesinin duyulması için faaliyetlerde bulundum. 2016-20 yılları arasında ülkemizi başkanlık meclisinde gururla temsil ettim. Türkiye Hazır Beton Birliği ELKO yönetim kurulu üyesi olarak uluslararası platformda sektörümüzü etkin bir şekilde temsil ederek yenilikleri ülkemize kazandırmaya ve Türk hazır beton sektörünün deneyimlerini uluslararası paydaşlarımıza aktarmaya devam etmekteyim. Türkiye artık Avrupa Birliği ülkelerinde oluşturulan beton politikaları hakkında söz sahibi olmakta ve bu politikalara katkıda bulunmaktadır. Değerli misafirler, TÜİK dış ticaret verilerine göre beton pompa ihracatı 2022 yılında 67 milyon dolar seviyesinde yükselerek son 5 yılda %70 artış göstermiştir. Beton karıştırıcıları, donanımı, taşıtların ihracatı 2022 yılında 46 milyon dolar seviyesine yükselerek son 5 yılda %57 artış göstermiştir. Beton ve harç karıştırıcılarının ihracatı ise 2022 yılında 124 milyon dolar seviyesine yükselerek son 5 yılda
%83 artış göstermiştir. Türkiye Hazır Beton Birliği olarak bu milli ve yerli firmaları her zaman destekledik. Desteklemeye de devam ediyoruz. Değerli katılımcılar, dünyada finansal koşullar sıkılaşmaktadır. Tüm bu finansal tedbirlerin dışında çok sayıda politika değişikliğiyle Türkiye enflasyonla mücadele etmektedir. Şu anda gördüğümüz kararlı tutumun sonuç getireceğine yürekten inanıyoruz. Alınan tedbirleri amaçlarından bir tanesi de iç talebi yavaşlatmak, son dönemde ekonominin soğutulmasına yönelik alınan kararların bir kısmının konut satışlarını da negatif etkilemeye başladığı düşünülmektedir, görülmektedir. Yeni ekonomi yönetiminin politika değişimiyle birlikte bir yandan talep, bir yandan maliyet enflasyonuyla mücadele için çalışmalar başlamıştır. Politika faizindeki artışların üstüne kur korumalı mevduat sisteminin tasfiyesine yönelik atılan adımlar birleşince faizdeki yükseliş de hızlanmıştır. Tüm bunların üzerinde bankaların kredi verme iştahındaki azalma eklenince finansmana erişim iyice zorlaştı. Bu sebeple şu anda bankacılık kanalı üzerinden konut sektörünün finansmanı da oldukça daraldı. Piyasayı etkileyen bir diğer kritik nokta ise konut fiyatlarıdır. 2020 yılından itibaren çoğunlukla aylık enflasyon rakamının üzerinde bir hızla artan konut fiyatlarında trend tersine dönmeye başlamıştır. Fiyatların artış hızı enflasyonun altında kaldı. Bu durum konut fiyatlarının düştüğü anlamına gelmemekle birlikte fiyatların normalleşmesi sürecinin başladığının önemli bir göstergesidir. Tüm bu değerlendirmelerin ışığında söyleyebilirim ki önümüzdeki dönemde inşaat sektörü de aynı Türkiye ekonomisinde olduğu gibi normalleşerek yoluna devam edecektir. Bu noktada kentsel dönüşüme ayrı bir başlık açmak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız konuya ilişkin hassasiyetini her platformda dile getirerek kararlı bir tutum sergilemiştir. Bildiğiniz üzere son düzenleme ile ülkemizde kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu. Bu noktada hazır beton sektörü olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Ve bugün işte çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli konuklar, bildiğimiz tarafından düzenlenen beton fuarının bir genelik hali aldığında hepimizin malumudur. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sektörel makinalar başta olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesini fuarımızda görme imkanına sahip olacaksınız. Fuarımız bir kez daha inşaat ve onun en temel kolu olan hazır beton sektörüyle ilgili birçok firmayı bir araya getirmiştir. Fuarımızın önceki yıllarda olduğu gibi 100'ün üzerinde katılımcısı Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'dan 3000'in üzerinde yabancı olmak üzere toplam 12.000'den fazla sektör profesyoneli misafirimiz fuarımızı uluslararası önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Avrupa Hazır Beton Birliği ELKO, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi CSI, Ankara Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası, ÇETİK, Türkiye Deprem Vakfı, Türkiye İmsat, İMTES, Türkiye Müteahhitler Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği, Türk Çimento ve Yapı Ürünleri Federasyonu tarafından desteklenen fuarımızın sektörümüze yenilik getireceğine canı gönülden inanıyorum. Açılışa katılarak bizleri onurlandıran siz değerli konuklarınıza teşekkür ediyorum. Türkiye Hazır Beton Birliği adına verimli ve keyifli bir fuar geçirmenizi canı gönülden temenni ediyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz.